Selamlar millet, yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bu video birazcık özel bir video. Neden özel bir video? Çünkü dün itibariyle 300 aboneye ulaştık. Aslında dün bir 300 abone olduk, tekrar düştük, sonra tekrar çıktık falan, bir garip bir şeyler oldu. Böyle 300 abone özel gönderisini yayınladım topluluk kısmına, sonra baktım abonemiz düşmüş. Bir silsem mi diye düşündüm ama illa elinde sonunda 300 oluruz diye böyle bir silmedim. Sonunda 300 aboneye ulaştık. Bu da benim hedeflerimden bir tanesiydi. Sizlere çok teşekkür ederim. Beni ilk zamanlarından beri destekleyen, yanımda olan, videolarımı izleyen, hani yeni bile olsa videolarımı izlemeye başlamış, beni seven, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bugün birazcık nostaljik de bir videomuz var aslında. Şu aralar full nostaljik asıyoruz ama bilmiyorum, içimden öyle geliyor. Hani bir nostaljik videolar yapasım geliyor. Bugün YouTube'a attığım ilk videoyu izleyeceğiz sizlerle beraber. Ta 2016 senesi millet, bakın 8 yıl olmuş. Ben 8 yıldır falan YouTube'layım ve bu çok koyuyor ya. 8 yıl ne abi? Şimdi 8 yıl öncesine gideceğiz. Benim eski bir kanalım vardı. Bayağı eski bir kanal. 7-8 yıl öncesinin kanalı işte. O kanalda atmıştım. O kanalı vermiyorum bu arada. Çünkü büyük ihtimalle o kanalı bir yerlere verirsem veya videolar yayılırsa shitpost kanalı olarak oradan bir sürü videolar alınır. Çünkü çok kötü bir kanal ve ben o kanala kesinlikle erişemiyorum. O kanaldaki videoları kesinlikle silemiyorum. Ve her gün bir korku içerisinde videolar bir yerlere yayılacak falan diye. Bu arada videoların yayılmasından korkuyorum ama kendim izletiyorum videoyu. Bu arada tekrardan çok teşekkür ederim destekleyen herkese. Şöyle yavaştan bir videomuzu açalım abi. Evet millet, videonun adı ilk videom ve aynı zamanda doğum günüm isimli video. 25 Aralık 2016. Benim 10. yaş doğum günüm o gün. 10 yaş, vay be. Bu arada YouTube kanalı açma, birazcık da onlardan da bahsederek ilerlemek istiyorum. Sadece bütün bir videoyu izleyip şey yapmayacağız. Hani birazcık o zamanlar, nasıl zamanlardı, neler yaşıyordum, hangi düşüncelerle YouTube kanalını açtım falan. Birazcık onlardan da bahsedeceğim. Millet şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle ben bu videonun çekiliş hikayesini de anlatayım. Şimdi 25 Aralık 2016 benim 10. yaş doğum günüm. Öyle arkadaşlar falan toplanmışız. Tamam, birkaç tane arkadaşım var. İşte herkes bir şeyler yapıyor. Ne bileyim, biri yanında telefona bakıyor, biri önde işte televizyona bakıyor, biri PlayStation oynuyor falan bilmem ne. Ben de elime aldım tableti, yanında da bir arkadaşım vardı. Dedi ki hani ben YouTube'a başlamak istiyorum. Zaten YouTube'a başlama benim daha ondan 1-2 yıl öncesinde de isteğim olan bir şeydi. Hani daha 4. sınıfta falan YouTube'a başlamak istiyordum ben. Hani böyle Happy Wheels falan vardı o zamanlar. Onun videolarını çekmeye çalışıyordum. İstiyordum yani yapmayı. Ve isteğimi de o gün gerçekleştirmek istedim. Hani dedim bari artık yavaştan başlayalım ve ilk videomu o zaman atmıştım. Hazırsanız bir izlemeye başlayalım. Ben arada durdururum, yorumlarımı yaparım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bu ses benim. Bu ses benim ve bu ses nasıl benden çıkıyordu şu an, hani onu anlamıyorum. Birkaç yıldır böyle kalın bir sese sahibim. Bu küçüklük sesim daha fazla yer kaplıyor aslında hayatımda ama gerçekten o ses nasıl çıkıyordu, benim sesim ne ara bu kadar inceydi gerçekten hatırlamıyorum ve ne ara bu kadar kalınlaştı. İşte ergenlik çok şey değiştiriyor. Ergenliğe girmemiş izleyicilerimiz olan varsa şu an sesinizin falan ince olduğuna bakmayın. Benim sesim bir aralar buydu. Ya bakın, benim sesim buydu ya. Şu an bu çıkan gür ses eskiden buydu. Merhaba kardeşim. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bu arada o zamanlar Clash Royale vardı ya. Ben Clash Royale'in bu arada ilk oyuncularından biriyim. Ve Clash Royale de galiba 2016'da ilk kez çıkmıştı. Ben baya deliler gibi oynuyordum. Hani ilk versiyonlarını falan çok iyi hatırlarım. Çok seviyordum oyunu. Hatta nostalji oyununun belki ikincisi de Clash Royale'de oynayabiliriz ama oyun çok değişmiş. O yüzden çok giresim gelmiyor. Hani biraz çekiniyorum. Ama bakalım. Şimdi izlemeye biraz devam edelim. İlk seviyim Clash Royale. Bu konuşan da işte orada dediğim arkadaşımdı. O bahsettiğim. O yanıma oturmuştu. Biz beraber böyle video çekmiştik. Mert de hemen atıldı. Herkese merhaba diyecekti sanırım. Dedik. Ne kadar saçmaladığıma baksanıza, yani böyle saçma sesler çıkarıyorum ve bunun eğlenceli olduğunu falan düşünüyorum. 10 yaşındayım çünkü. Aradan bu arada bir 7 yıl falan geçmiş olması, yani 7-8 yıl geçmiş olması bayağı bir koyuyor. Çünkü o gün gerçekten hatırlıyorum, hani salonda nerede oturduğuma dair hani tam konum bile verebilirim şu anda. Salonun şeyini, fotoğrafını falan çeksem, size göstersem net bir şekilde konum falan verebilirim. Koyuyor ya. Devam. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kanalın adı ne Mert? Ben de abone olurum belki. Yok, söyleyeceğim. Bak kanalıma abone olun diyor ama kanalın adını vermiyor. O da öyle işte abi, 10 yaşında olunca öyle oluyor. 7 abone olmuş. Açılıyor. Evet, 6. Ah lan. Oğlum eski Clash Royale lan. Of. Duygulandım şu an. Eski Clash Royale ekranı hani tamamen şu an gözümde canlanıyor. Elimde şu an tabuş tabletim var ve ben Clash Royale oynuyorum. Of, devam. Ben ağlayacağım ben. İlk hücresi sandığını aç bence Tarcım. Açalım. Arkadaşlar ben de burada GTA 5 oynuyorum. Dediğim gibi herkes farklı bir şey yapıyor. O arkadaşım yanında benimle beraber video çekiyor. Önde biri PlayStation'da GTA 5 oynuyor yani. Öyle bir ortam. Aynen ya. Önde bu timingiz arkadaşlar.
Ateş çıktı. Acaba şu an onlar da ne yapıyordur? O insanlarla da görüşmüyorum. Hani o PlayStation oynayanla, ne bileyim, şu an yanımda oturan, o videoda yanımda oturanla falan görüşmüyorum. Acaba onlar ne yapıyorlardı şu an? O da bir garip. Hani ta 7-8 yıl önceki videoda sesleri falan var. Ama şu an ne yaptıklarını bilmiyorum. Doğum günüme falan gelmiş insanlar. İyilerdir umarım. Yaşıyorlardır yani. Sevdiğim insanlardı o zamanlar. Tamam. Süper açıyorsun. Aç diyelim. Altın. Az önce ben de burada oturuyorum diyen o hala arkadaşım. Sesi inanılmaz inceymiş çocuğun ya. Şu an yakın arkadaşım videoyu izlediği zaman onu fark edecek zaten. Çok inceymiş ya. Süper açıyorsun. Aç diyelim. Altın. Ve bombacı. Yazıyor zaten altta. Onu güzel. Yazıyor zaten yaptı, çok zekice. Abi ben bu şeylerden biraz özeniyordum ya. Clash Royale YouTuber'ları falan açtığında söylüyorlardı ya, yok işte iskelet bombacı, yok şövalye bilmem ne çıktı diye söylüyorlardı. Biraz özeniyordum hani o, zaten daha çok Clash Royale YouTuber'larından böyle bir şey olmuştu benim o zamanlar. Bir sürü YouTuber vardı, Barış Bra falan vardı, YBJ vardı, hala varlar mı bilmiyorum, onları da izlemiyorum. Lazali vardı, kim vardı başka? Bir sürü YouTuber vardı, şu an hatırlayamadım. Oyun Gemisi vardı, Harun Kılıç vardı, o da rahmetli oldu deprem zamanında, Allah rahmet eylesin. Bir sürü güzel YouTuber vardı. Devam edelim. Bana balon zaten 1000 geliyor. Golem de 1000 geldi. Bunlar özel şey sanırım. Vallahi bir yerlerinden uyduruyorum ihtimalle bilgileri ama. Bunlar özel kart falan bilmem ne. Şu an hiç hatırlamıyorum cidden hani o zaman nasıl yapılıyordu, sistem neydi. Ama güzel oyundu ya zamanında Clash Royale. Pazara özel. Bu arada fark ettiniz mi Mobizen detayını? Mobizen'den çekiyordum videoyu. Ve videonun kalitesi ne böyle? Maksimum 240p falan. Hani şu an videolar 1080p falan izleyebiliyoruz. O bile bazen kalitesiz geliyor. O zaman 240p kalite demek ki iyiymiş yani. Kartlar bunlar. Almıyorum lan ben. 54 bütün prensler evet, alıyorum. Evet bakalım. Ya şu klanı da hatırlıyorum. Bir avuç gaming. Onu da okuldan bir arkadaşım açmıştı. Beni de içine dahil etmişti. Onu da hatırlıyorum ya. Ben bu videoda bayağı bir duygulanacağım galiba. Clash Royale üzerinden. Başlasana. Neden? Ansız lan. 1, 2, 3. Başlasana. Neden? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Dur bir daha. Selamünaleyküm. O ses ne ya? Çok iyi. Çok garip ortam ya. Vallahi çok garip. Devam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. He. Siz ne yapıyorsunuz? Size yapın oluyor. Sizde. Yani. Ya zaten biri saçma sapan bir şey yazmış ve biz de onu mal gibi okumaya çalışıyoruz, affedersiniz. Yani video baştan aşağı böyle bir şey yani. Saçmalık ve çocukluk baya. Hani bu videoyu açın, bir 10 yaşındaki çocuğun beyni nasıl çalışır diye bunu izletin herkese. Çok anlaşılır olabilir yani, güzel bir eğitim şekli olabilir. Ne anlamadım gitti. Hadi. Ama o zamanlar eğleniyorduk ya valla. Bir mutluyduk yani, bir derdimiz tasamız yoktu, anlıyor musunuz? Clash Royale'de win alıp almamak bizim tek derdimizdi o zamanlar. Eğlenceli zamanlardı. Şimdi YKS'ye falan çalışıyoruz işte. O zaman LGS derdim bile yok yani. 5. sınıf mıyım, 6. sınıf mıyım, neyim? Ah lan. Mega. Çok utanç verici ya. Ben niye bir yanlış şarkı söylemeye başlayacağım ya. Bir daha. Mega. Ben niye bir yanlış şarkı söylüyorum ya. Of. Vallahi çok küçüğüm ya. Şu anda öyle saçma hareketler yapıyorum da. Bilmiyorum o zaman bu ben değilim. Bu benim üzerinden yayılmasın yani. Ya hala şarkı söylüyorum ya. Çok utanç edici. Ay sabah efsane olurdu. Barbar işte kanka. Videonun iki de... Bu arada o zaman da nasıl bir deste yapıyormuşum onu da merak ettim bir. Bakın zamanında böyle desteler yaparak çok rahat kazanılıyordu bu arada. Şu an Clash Royale nasıl bir ortam bilmiyorum ama zamanında böyle desteler yaparak gerçekten kazanabiliyordunuz oyunu. Bu arada geçen birkaç oyuncu falan tekrar bir indireyim dedim oyunu. Gerçekten bayağı bir değişmiş. Bir oyun bile oynamadan çıktım. Çünkü hani kaldıramam diye düşündüm bir anda o kadar şeyi. Zamanında böyle bir desteyle oyun kazanılabiliyordu. Hani aynı anda hem... Bunu alıp böyle saçma sapan desteler yaparak kazanabiliyordunuz oyunu. Baksana iksir bedeli bile 4.8. Şu an büyük ihtimalle 2'lik 3'lük desteler falan da kullanılıyordur. Yani benim zamanımda öyleydi. 2'lik 3'lük desteler falan güçlü sayılıyordu. 4'ün üstündeki desteler böyle hani hayvan gibi iksirini yiyen şey sayılıyordu. Kötü desteler olarak adlandırılıyordu ama işte zamanında böyle de kazanılabiliyordu. Çünkü oyun kompleks değildi hani. Şey atıyorsun, o da bir şey atıyor. Kim alırsa o kazanıyor işte. Sen ateş ver, ben taş ver. O kadar basit bir oyundu zamanında. Şimdi çok saçma sapan şeyler olmuş. Özürkşah ben Mehmet. Evet arkadaşlar ben Mehmet. Özürkşah ben Mehmet.
Mehmet abi. Aya Mehmet de çocukluğumdan beri yanımda ya valla. O zaman bile arkadaşımmış yani, görüyor musun? 8-9 yıllık arkadaşım ve hala yanımda yani. İyi ki de var abi. Devam. Is the world in him adults? Ben niye İngilizce konuşuyorum? Ben bu video yaptıklarımı gerçekten çok sorguluyorum. Ben niye şarkı söylüyorum? Niye İngilizce konuşuyorum? Bu video aslında en başta niye çekmiştim yani? En azından izlenebilecek bir content yaratmışım kendi kendime. Gelecekte izleyebileyim diye. Geçmişteki Taha'ya da çok teşekkür edeyim bari. Bana izleyebileceğim şeyler bıraktığı için. Ya burada oynanış falan var millet aslında. Hani bilmiyorum. Bir şeyler diyor muyumdur? Oyunu da bu arada kaybetmişim. Yani önemli şeyler olacağını düşünmüyorum. Ben bu videoda birazcık şeyi anlatayım istedim. Hani eskiden ne yapıyordum, nasıl YouTube'a başladım falan. Buralar gameplay yani, çok önemli değil. Siz isterseniz izlemeyin. Bu videoyu kimseye yaymak istemiyorum. Ya zaten isterseniz daha devamını çekeriz ama işte buralar çok önemli değil. Burada da sadece oyun oynuyorum. Büyük ihtimalle yine saçmalıyorumdur falan. Çok bir olay olduğunu düşünmüyorum. Bu videoda öyle bir hani konuşalım istedim. Nasıl YouTube'a başladık, nasıl ilerledi falan. Bir de birazcık TGT Hard'ın kurulma şeyinden bahsetmek istiyorum. Millet şu anda TGT Hard'ın gizli olan videolarını görüyorsunuz. Bu videolar yani zamanla bakın ta 2018 falan. Ben TGT Hard'ı aslında 2017'de açtım. Nasıl açtım onu da birazcık anlatayım. Geçen pazar sohbetlerinde bahsetmiştim, benim kırılan bir tabletim vardı tabii. O tablet kırıldığı zaman bu kanalı açtım. O zaman tablet kırıldıktan işte bir iki hafta sonra laptop alınmıştı bana. Bu kanalı açtım ve bu kanala video çekmeye başladım. Ama 2017 zamanlarında ben video çekmeye başladığımda o zaman bir hata oluyor. Hani hata oluyor değil, ben bilmediğim için yapamıyordum. Hani ilk kez bir laptopum olmuştu çünkü bilgisayar kullanmayı falan yeni yeni öğreniyordum. O zaman böyle şey, ses açmayı falan bilmiyorum. Hani video çekiyorum ama sesim yok. O yüzden 2-3 tane falan video vardı bu kanalda. Hatta şunu da bahsediyorum da, onu da silmiştim. Gizliye aldım. Bundan önceki videoları da sildim. Bunları da tamamen silmiştim o zaman. 2 video daha vardı ama onlarda da işte sesim falan yoktu. O yüzden şey yapmamıştım. YouTube'da kalmasını istememiştim. Bunlar da öyle işte. Hani burada da ilk videolarımı falan bir göstermek istedim. Bu videolarda zaten gizli. Hani ben açmadığım sürece izleyemiyor insanlar ama olsun. Ya öyle hani ilk YouTube'a 2016 zamanlarında başladım. Sonra bir yıl sonra o kanal gitti. Sonra ben TGT Hard'ı açtım ki iyi ki de açmışım. Hani zamanda çok saçma videolara yapsam da iyi ki de açmışım. Sonra ben TGT Hard'ı bayağı video çekmediğim zamanlar oldu. Çok fazla ara verdim. Yeni kanallar denedim. Ben bir ara müzik kanalı falan açtım. İşte oyun kanalı açtım ayrı bir şekilde. İşte ne bileyim edit kanalı falan açmaya çalıştım. İşte başka kanalları açtım. Şu anda zaten 3-4 hatta belki 5 tane falan farklı kanalım var bu yüzden. Onların hepsine yetişmeye çalışıyorum. Şu an aktif olarak kullandığım 3 tanesi falan var. TGT Hard'a, Rap Koleji. Bir tane de ayrı bir kanalım var. O bunlardan çok alakalı olmadığı için bahsetmeme gerek yok. Aktif olarak kullandığım hala kanallarım var. Ama TGT Hard'a benim ana kanalımdı şu ana kadar hep. İlk açtığımda kanal buydu o eski kanal haricinde. O yüzden bunun bende çok ayrı bir yeri var bu YouTube kanalının. O yüzden ilk de açmışım ya zamanında. Hani 300 aboneye kadar ulaştık. Yani umarım daha yüksek abonelere de beraber ulaşırız. Daha yüksek izlenmelere, hedeflerimize de tek tek başarabiliriz. Bu videonun da yavaştan sonuna geleyim millet. Birazcık hani sohbet edelim. Videolarımızı izleyelim. Hani bir utanalım ama geçmişte yad edelim aynı zamanda. Öyle bir video olsun istedim. Bence eğlenceli bir video oldu. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Benden istediğiniz video fikirleri falan varsa onları da yorumlarda belirtirsiniz. Çok sevinirim. Hayatınız nasıl gidiyor? Onları da yazarsanız çok sevinirim. Ve tekrardan 300 abone için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemeyin benden. Beraber büyümeye devam edelim diyorum. Ve videonun sonuna geliyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.